Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde bir açıklaması olmuştu. Der ki zina ve eşcinselliğin hastalıkları da beraberinde getirdiğini ve kuşakları çürüttüğünü söylemiş. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim demiş. Bir daha altını çiziyorum. Zina ve eşcinsellik için soru gelsin. Diyanet İşleri Başkanının eşcinselliğe bakışını sen nasıl değerlendiriyorsun? Bana bu başka biçimde de soruluyor Jülide. Ben işte Türkiye karış karış geziyorum derken üniversite söyleşilerine gidiyorum ve orada bana diyorlar ki mesela anlıyorum. Oynamam dediğiniz bir karakter var mı? Diyorum ki anlamama rağmen çıkartıyorum içinden o soruyu. Çünkü sorma muktedirliğine gelmeli o genç. Hı hı. Utanmamalı. Hiçbir zaman Beni bir yere koyuyor olabilir ama utanmamalı. Diyorum ki ne demek istiyorsun? Ya işte anladınız. Hayır diyorum ne demek? Bir eşcinsel oynar mısınız? Yahu ne demek bu? Sanki bir efendime söyleyeyim yılan oynar mısınız gibi soruyorsun ya da bir ejderha. insan yahu tabii ki oynarım. Bir insan, insan yaratılmışların en e, güzeli deniyor inancıca göre. Beyefendinin de temsil ettiği makamın, inanç makamının e, yaratılmışların en şereflisi. İnsan insandır tercihleri hastalığı varsa fiziksel eşcinsel de bir hastalık dediğim için değil. Ee, ya da bir noksanlığı ya yani toplumun engel dediği şeyler umurumda değil. Ben içinde sevilecek güzel bir taraf bulurum. Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görmesi. Herhalde bu kadar patladı pandemi. Dikkat ediyorum. Anadolu'nun dört köşesini gezdim işte bu pandemi döneminde de belgesel çekiyordum. yani pilot bir bölüm çekmek için mekan bakıyordum. Şeylerden yatsı e, namaz ezanlarından sonra şöyle bir bütün dil, dillere pelesenk olmuş bütün e, hocalar söylüyor namazdan sonra hakkını e, hakkı yenen masumların yüzü suyu hürmetine affet bizi diye dua ediliyor.